Vielen Dank. Im Sinne der Abkürzung der Diskussion hier oben, dass wir schnell wieder nach unten zu den Fragen kommen, hatte ich vorhin völlig übersprungen, die Teilnehmerinnen vorzustellen. Das kann ich jetzt nicht nachträglich nachholen, aber ihr solltet auf jeden Fall nachschauen, was das für Personen sind. Es sind hier Aktivistinnen dabei, die jahrelang in Haft waren für ihre politischen Überzeugungen. Diese Personen darzustellen, maße ich mir nicht an, aber ihr solltet euch über diese Personen informieren. Zweiter Bitte, ihr solltet bitte, wenn ihr eure Fragen stellt, immer zuerst sagen, in welche Sprache ihr die Fragen stellt. Das macht die Arbeit für die Übersetzerin hinten viel, viel einfacher. Damit gehen wir eigentlich auch schon in die Diskussion oder in die Fragenrunde eigentlich über. Und ist die da Anmeldung? So. Genau, bitte sagen, in welche Sprache und auch an wen ihr die Frage richtet. Hallo, meine Frage ist auf Deutsch und nun, es geht wohl an die letzten beiden Rednerinnen hauptsächlich. Und zwar, das eine ist, ich war mal in Moosh bei einer Wahlbeobachtung, dabei ist mir Folgendes aufgefallen. Moosh ist eine sehr islamisch geprägte Stadt. Auf der einen Seite sind mir dort während dem Besuch einige, viele sehr zum Teil auch recht vermummte Frauen begegnet. Viele wollten mir nicht die Hand geben. Und zum anderen habe ich dann in der gleichen Stadt am Abend nach der Wahl sind die Jugendlichen aufgetaucht. Und das waren Jugendliche, das war wie bei uns. Das war ja wie bei uns die Autonomen so ähnlich. Die haben sich da sozusagen zusammengefunden, um dann die Banken zu zerschlagen, die bei dem Wahlbetrug. Bitte keine Choreferate, bitte nur die Fragen. Ja, okay. Nur noch eine halbe Stunde Zeit danach. Und jede Minute, die du redest, geht dem anderen verloren. Okay. Die Frage ist nach diesem Generationenkonflikt, wie das bei euch diskutiert wird. Und das Zweite ist die Ausführung zu, warum in der Guerilla zum Beispiel keine Liebesbeziehungen möglich sind. Ich habe das jetzt mal kapiert. Das ist jetzt mal ganz gut erklärt worden. Aber ich frage mich trotzdem, ich weiß gar nicht, ob ich darauf eine Antwort haben will, aber ich denke, es ist eine wichtige Frage. Wie soll eine Erfahrung bestehen ohne Praxis? Und das Zweite, wie ist es mit gleichgeschlechtlichen Beziehungen? Ja, okay. Wir werden erstmal beantworten. Sicherheitsbusiness im Klima. Sicherheitsbusiness im Klima. Die Frage war richtet an die ersten Referenten oder an die letzten? Die letzten, okay. I mean, whether somebody gives you their hand, whether a woman gives you their hand or doesn't give you a hand, that's definitely not a metaphor for generation conflict. But there is generation conflict, of course. Generation conflict is mostly in terms of the political activities the youth engages. It's a huge topic because there are different political activities that the young engage in and the adults engage in the cities especially. As far as the other question is concerned, that's a question I have addressed directly, actually, because this is about the fact that as long as women are not completely free, as long as freedom is not achieved, then relationships are seen as one of domination. I'm sure a lot of women here can relate to this idea. Third, the
Yeah, the Kurdish movement is very much in alliance with actually LGBT movements. Right now in Turkey, the party that represents the Kurdish freedom movement, one of its components, I mean, it consists of different groups, and one of the strong groups is actually from LGBTI movement. But it's a, of course, it's a difficult question on the ground. It's not an easy question to answer because there are prejudices, and there are there is sometimes violence. But on the political level, there is an alliance, and that alliance is changing, I think, a little bit the way different sexual orientations are perceived by people. Yeah, I think she answered the last question and the last two questions. I want to focus on the generational conflict, perhaps, being a young Kurdish woman myself. So I think, I mean, the Kurdish society has gone through several different stages of conflict, of war, of recognition, of status too, of perception. So in that sense, the consciousness of society has changed and been shaped by that politicization too. So I think while our parents or grandparents perhaps had had different beliefs, a different set of systems, and they lived in a different system, the younger generation now is very much politicized, and they have a very different perception of the world, which is shaped by the resistance, by the sacrifices that older generations have given. I can give one concrete example. I mean, growing up, seeing women fighting in the mountains, this does a lot to your perception of your identity too. So in that sense, I don't think you can separate these generational things from each other in a very classical sense, because this is this has to be assessed in within the Kurdish liberation movement's shifts and paradigm shifts and developments as well. So of course, there will still be very, I mean, generational clashes similar to other contexts as well, but I think within the Kurdish movement or the Kurdish society, it has a very specific and political implication, and I think we can say that the youth is very much political, very much empowered, and I think we see that in the diaspora here as well. The Kurdish youth is very active, is very mobilized, which is something that is positive, I think, for our understanding of ourselves, of our identity. Ben kadın erkek eşitliğine ilişkin soruya kısaca ek yapmak istiyorum arkadaşların belirttiklerinin yanı sıra. Bir şey mi oldu? Her şeyden önce şunu belirtmek istiyorum. Belki yani genel literatürde kadın erkek eşitliğine ilişkin söylenen, tartışılan çok şey vardır. Bugüne kadarki feminist bakış açısıyla dile getirilenler vardır. Sadece bunlar üzerinden bakıldığında belki Kürdistan özgürlüğünde kadın erkek eşitliğine biçilen anlamı ya da kadın eşit erkek eşitliğinden ne anlaşılması gerektiğini anlamak çok mümkün olmayabilir. Yani yetmeyebilir. Bugüne kadarki teorik bakış açısıyla, pratik bakış açısıyla bakmak yeterli olmayabilir. Bu açıdan Kürdistan devriminde kadının kadın özgürlüğünün ele alınış felsefesini bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu felsefede bugüne kadar söylenmiş olanları aşan yeni şeyler de var. Bu açıdan gerillada belki ikili ilişkiler, kadın erkek ilişkileri açısından da yaşanan ilişki tarzını bugüne kadarki bakış açısıyla baktığımızda anlamak mümkün olmayabilir. Her şeyden önce şunu belirtmek gerekiyor. Kadın erkek eşitliğini Kürdistan Özgürlük Hareketi çok kapsamlı ele alıyor.
Yani bunu biçimsel olarak bazı hakların elde edilmesi, belki ekonomik olarak çalışma alanında farklı şeylerde bazı düzenlemeler, yasal düzenlemeler çerçevesinde bakmıyor. Bunu çok aşan, daha derin ve geniş bir bakış açısıyla bakıyor. Kadın özgürlüğünün geliştirilmesi için örneğin Kürdistan Özgürlük Hareketi genel çalışmalarının her alanında kadına da yer açmıştır. Bugün Kürdistan'daki bütün kurumlaşmalarda kadın özel olarak teşvik edilir yer alması açısından. Örneğin bir kadın ordusunun yaratılması ihtiyacı nereden çıkmıştır? Bu biçimsel olarak erkek ordusu var, bunun karşı bir de kadın ordusu var tarzında, olmalıdır tarzında ele alınırsa çok dar bir yaklaşım olur. Kadın ordulaşmasında onun kuruluşundaki esas mantık şudur. Kadının irade sahibi kılınması. Bugüne kadar bütün ordular erkek damgalıdır. Erkek damgasını taşır ve ordu aynı zamanda güç demektir. Bu kişiliklerde de örneğin kişiliklerin şekillenmesinde de birçok etkiyi ortaya çıkarır. Silah aynı zamanda etkinliğin bir ifadesidir. Sadece erkeklerin etkin olduğu, yönlendirdiği, yönettiği bir orduda kadınların gerilla olarak varlık göstermesi, onların ruhsal olarak özgürleşmesi, kendine güvenlerinin gelişmesi açısından yeterli olmayacaktı en azından. Bu açıdan bir kadın ordulaşması silahlı mücadeleyi geliştirmenin ötesinde aslında kadınların kişilik olarak, ruhsal olarak, duygu olarak o eksilerdeki konumdan artılara geçmesi, daha güçlü bir mentaliteye, daha güçlü bir karaktere, özgüvene kavuşması, kendi örgütlenmelerini yaratması açısından bir araç olarak düşünülmüştür. Örneğin, yine siyasal alandan tutalım, kültürel alana, eğitim alanına, bütün boyutlarda bugün Kürdistan'da kadın örgütlenmelerinin, kurumlaşmalarının yaratıldığını görüyoruz. Bunlar kadın özgürleşmesinin her biri diyelim bir duvarın örülmesini düşünürsek her biri bir tuğladır. Ve bunların bütününden bir özgürleşme resminin ortaya çıkması mümkündür. Kadın erkek ilişkilerinde ise ya bugüne kadar özellikle kapitalizmde görüyoruz cinsellik doğal ötesi bir şekilde çok aşırı bir biçimde pompalanmaktadır. Ve cinselliğin bu kadar pompalanmasının, bu kadar körüklenmesinin en çok kaybedeni kadındır. Çünkü kadın her açıdan metalaştırılıyor ve cinsellik onun metalaştırılmasının en önemli argümanlarından biridir. Bu anlamda da kadın cinsellik konusunda belki çok daha seçici olmak zorundadır. Kendi özgürlüğüne doğru giderken cinsellik konusunda en çok sınır koyması gereken kadındır. Çünkü bedeniyle, ruhuyla, kişiliğiyle, cinsellik yoluyla en çok ezilendir, en çok kaybedilendir, en çok alt edilendir. Ve aşk adı altında, sevgi adı altında geliştirilen ilişkilerde dahi sonuçta erkeğin bir egemen olarak kadın üzerinde hükmünü yürüttüğünü, onu icra ettiğini görüyoruz. Bu açıdan kadın özgürleşmesi belki aynı zamanda cinsellik konusunda da bir kendini terbiye etme, ruhsal olarak kendini terbiye etme ve bedenini, ruhunu her açıdan erkeğin kullanımına kapatmayı da gerektiriyor. Yani bunu kaba anlamda, dinsel anlamda bir yasak olarak algılamak doğru değil. Bugüne kadar kadın üzerinde sürdürülen egemenlik ilişkisinin kavranması, çözümlenmesi temelinde ulaşılan bir sonuçtur. Ve diğer bir noktada
bir özgür yaşam alanı olmadıkça aşkın gerçekten yaşanamayacağı tarzında bir belirlemesi de vardır Kürdistan Özgürlük Hareketi'nin. Gerilla ya da Kürdistan Özgürlük Hareketi'nde kadınlar aslında bir kural olduğu için değil. Ama aldıkları eğitimle o cinselliğin gerçekte kendilerini özgürleşmeden uzaklaştıracak bir handikap olduğunu kavradıkları için bu konuda kendilerine bir kural, bir çizgi koyma ihtiyacını duyuyorlar. Bu tamamen felsefik bir yaklaşımdır. Bunu belirtmek istiyorum. Ich stelle meine Frage auf Deutsch, und zwar an den Herrn Emmet Pelder. Und zwar, wie die Vorredner eben schon erwähnt haben, hat der Kapitalismus dafür gesorgt, dass die Entfremdung des Menschen geschehen ist, sowie aber auch die Verderbung bzw. die Reduzierung der sozialen Strukturen, der ethnischen und moralischen Werte. Eine andere Perversion ist es halt, dass sie die Staaten einvernehmen wollen mit ihren Freihandelsabkommen. Und da hat Herr Pelder schon erwähnt gehabt, halt mit einem Nebensatz, das Fracking halt, aber auch die Hormone, die in Fleisch, Gemüse etc. sind. Wir stehen ja in einer Tagesordnung, wo das TTIP und CETA und TISA in einem globalen Bereich halt eine große Herausforderung ist halt, wo man wieder gegen die kapitalistische Moderne herantreten muss. Und zwar halt meine Frage basiert jetzt darauf. Also diese ganzen Freihandelsabkommen sind ja dafür irgendwie gedacht halt, dass man die Nationalstaaten entmachtet halt, sowie aber auch bis auf den kleinsten Nenner die Entmachtung des Menschen im Arbeitskreis, sozialen Strukturen. Und ich bin der Ansicht halt, dass die kurdische Bewegung definitiv den demokratischen Konföderalismus halt in einem Autonomie bauen, erschaffen wird. Wie wird die nächste Herausforderung sein, was so reich an Bodenschätzen ist, gegen diese kapitalistische Herausforderung halt heranzutreten, dass diese Verträge dort halt nicht erstmal gewährleistet werden. Aber des Weiteren aber auch noch halt, dass bitte die Frage kurz lassen. Okay. Des Weiteren aber auch, wenn man halt auch gegen so ein Freihandelsabkommen entgegentreten kann, ist das ja ein globales Problem halt. Sollte man dort eventuell auch so eine Ausarbeitung machen halt, wo man in einem globalen Perspektive halt dort was ansetzen kann. Vielen Dank. Okay. Bitte auch die Antworten relativ kurz fassen, dann haben wir nämlich die Möglichkeit, mehr Themen anzusprechen. Es sind noch ein paar Leute vor dir dran. Es sind noch ein paar Leute vor dir dran. Okay. There's some people before you. Okay. Wer wollte noch? Ich wollte doch noch jemand, oder? Okay. So, danach wird die Frage beantwortet. Böyle naha ser hazın tiştek veya bejim dohoji neki ahaftın pekatın problemi ki me bengehin heye peşi hayan veya famlak nikarın hevdu neki mjari hu zelal bıkın naha fil hortum ahu heriye hildi de davije lüser brez David Harvey ajda xaq 20 dibeje avaya diktatoriya merkez bankasıye bankaya merkeziye aliyedini aynı fil biçar lengan min de pelçik yine lengek vana Saddam'e lengek vana Mollay İran'ine lengek vana leşkeri Türkiye'ne lengek vana jberi Esad bun Haji Daesh'e ha eğer estene lenga bir binim eğer biz harbici tene diktatörce merkez bankası bir binim o vakti emnikarın pırskırı ki çare serbikin. Gerek emgişt fili bibinin. Jiber ve eke emniha ve derine. Tabi her yek meyhele huvali binerre.
Hezen feminal ye cuda binerin, karkere cuda binerin, ekolojiste cuda binerin, her yeki cuda binerin. Le mesele ama hani ki mesele yeke demdireje. Yani ya tevgara azad ya Kurdistan'ı. Eğer hem veya fam nekin, demek ki Kurd'a emdikarım bejin mesela meseleye rojava naha emvek şoreş ledinerin. Ama bejin ya evaya perçeye ki kapitalizmi. Halbuki rojava naha beri komina, kooperatifa bider nüştandini, problem avya bingehin naha perçekirina ambargoyeye. Yani harına hu nikarın bibinin. Pelazmiye hu bingehin nikarın bibinin. Evya çağa peydatkın mecburun veya peydabıkın. Ve deri meseleye ki mecburi heye sistem tünneye. Aa naha tiştekidin heye felsefeye tevgara azadi emle binerin. Eğer enveya tekini binerin. Yakum min jef hamkirye. Mesela gerek ahlak ekimmeyi ekolojik hebe. Mesela ez minak ekibbejim ev di hinduizmi da jiheye. Cigare keşani. İro kesi takı kes naha ciyek jera par vekirine di kafeyanda. Diçe vederi cigare dikşin enbejin. Dibece ev azadiya mene, ez peri huzudum, cigare distinim, o dikşinim. Eğer hela ekolojik ve binerin, yani niherandına me enbejin, na evaya na kabul kirin. Ev cigare ette, düyeviye, dikeve nav hamu huazay, ve deri bihinaviyat deyimin yek. Jubo hilberina cigare ette, gereka eraziyek bey parvekirin, halbuki ev erazi devsa cigare dikari galetiş dedinci pek bahaniya. Jubovi cigare ette gelek ketkar jidi xebetin, gelek maşine di xebetin, gelek diş di xebetin u hilberin avetti vederi. Vakti evteni azadiyat denine. Ev bir yara te jiyana mı vajji, bir yara mı vajji gredayye. Ve vakti perskreti hu gereka emgişti bir tevahi çareser bikin. Zihniyet ama hela ekolojik, hela aburi, hela hilberini vi avaya eger ne guherre. Ama vakti ne karın perskrek yahu zubuzu çare serbikin. Ha bu veya perskrek ekme bingehin heye. Ez teni veya bejim kredinim. Dittin ek naha güftügo eurosentrizm heye aliye ki. O rehneyi dijberi veya henin. Ama tişte ki hoşik heye. Yani ya eurosentrizm. Em dikarım gellek tişte rehneyi öbikin. Avantaj ek ve heye. Akıl bi kartine. Bavermendinine. Çünkü hun naha daha işe ranı karın ser akıl bağıvın. Cudatiye kemezine. Le yani bavermendi nabe. Akıl mühime. Fikriyat mühime. Ama teni teoriyen Avrupa'yı vajı teni ditine Avrupa'yı vajı nabın. Paris Komünü belli dıştaki peviste ama aynı bu yere veya Latin Amerika'yı kavimin. Hem jid berkhadan demdireş u khurt. Aynı tişt Kürdistan ece kavimin. Aynı tişt Afrika ece, Asya ece kavimin. Eğer de literatür ede envana beravi rehevdin nekin, tene dubare kirina Paris komuni ve emni karın zede peş bikevin. Cihan edi ya mehevmiye ye, gerek em cihani bir fikirin. Afkas. Ich stelle meine Frage auf Deutsch an Ahmet Pelda. Wo siehst du den Zusammenhang zwischen alternative Ökologie und kurdische Frauenbewegung? Wenn ich das konkret frage, zwischen deinem Vortrag und zum Beispiel der letzten Vortrag. Der letzte. Soll ich wiederholen? Hab nicht gehört. Nochmal? Ja, bitte. Wo siehst du den Zusammenhang zwischen alternative Ökologie, was du jetzt gerade eben erzählt hast, und kurdische Frauenbewegung, wenn ich das konkret frage, zwischen deinem Vortrag und zum Beispiel der letzten Vortrag. Danke. Na, tiştek bejim, mesele jine, BKV bağımın böyle çarjının ezden inavanda mı? Ucubo veç pırşanazım, pırkevhaşım.
Ve guherini da yani yak men kalkır ekolojiye da jin dikara rola bengehim ben bilize. Yani evdeste jine mümkün. Çıma ez veyad bejim. Ez teni minakek bejim. Jinek naskır. Diyanzda salya huda beşdari gerila bu. O dinav gerila da Türkiyim bu. Hu kurdu bu kurd bu. Türkiyim bu. Farsiyim bu. Hem Farsi gelek literatür khandı bu. Hem ji biyani en bejim Pürtüke Türkiye hatun var garandın khandı bu. Hela ideolojik hela zanisti ve pır kurd bu. Le vejini ki tak peren nasını dikir. Udunav huazayı da bu. Huazi emveya nas bikir. Ba away emveya nas bikin u gori veya ontoloji akı bedin runiştandın em dikarın gelek dışta bikin. Çıma? Ve tiştek bu. Go heval go em jiyana komin vederi devam dikin. Go hergav em liste edidin hevalan dibeşin meravan tiştan binin ihtiyacı meheye pediviye mehenin. Go leevnabe. Jare ki mera gotin hayran tu bahay vanaj bilmişse, fiyati vanaj bilmişse ezi emitara binin. Guaz ne real zanım çiye, ne TL Türk'a zanım çiye, ne euro ne dolar ne zanım. Müntiş tek nivisan diye der dolar fiyatı yon persiye u daye ber persiyare komine gotiye vana mera binin. Gotiye ev çiye ev pır bahaye. Ez ev kas peranı karım bedim. Gomici avaya cardın çırran diye, harap kriye kas. Gotiye beri milliste zaten. Tüj listeyi bir demin. Beri min bazı kudu dedot, min şiri kudu, masli kudu, gori kudu, gori, hevali kudu, pediviya kudu, mevaya peyda dikir. Ezi viya bir avayı dişe peyda bikim, tu herre. Naha çiye minakek hesaya li, zihniyeteke cudaya vederi. İsyankara berkudeyre vederi. Edi pergala, en becim çünkü komin hep harcar mir. Vak mertek yani komün çünkü malzemeyatine ev tekri o isyanaka hamberi ve evjim pera çubu havleri bu müntişte kiryem leyin her yatıştık famlakım mero tekliye civati cihavra tünne bu roke mekho harın çekirce çay çekirce mal be mal ve derim hamuya belaf kirce ev malbatı ve derim govan malbata roke hineki şirinayi haniye hineka çay haniye Henaka kharın haniye, o halimin persine, mepera edi tekliyek desbekliye, mun propaganda ya xos siyaset ya xos navanda meşan diye tekliyemi jiyani çebine. Jin vuhadu guherine. Yani eftişte ki, pür pöviste jiber ve hele ekolojik vaji, yani bengehin perskireki jine neyin çareser kirin. Mesela zayendi hevali mekal kirin, hele cinsi. Zarok, jinik zarok ettiğine cihani. Çünkü pergala iroin ya tekilya jin uzaro ki ihmal dike. Jiber ve jinek dikeved nakuki şaristaniye Avrupa'yı da. Eze kariyer bikim an zaro kan çe bikim. Kişe, kürşe, und küşin. Yani nabe. Seyke, Almanya'ya embejin tegotin. Evhana çe. Ha jiber ve ki gereka pırskireka jine seri ve be çareser kirin. Jin tabi veya mer ne kare çareser bike, çareser bike. Perskire ki jine ya zaroka, ya huazay, ya mali, ya ekonomiye. Gori vi pergal be guhartın, ez bu varım emi gelek perskire kan behesani çareser bikin. Beli. Hello. Okay, so I think I'm the person with the next question. First of all, I want to make a one-minute comment because I think this influences what I want to say. We've been talking about the Kurdish movement in general, but we are forgetting that I think specifically we're talking about certain certain parts of the Kurdish movement, which is the leftist parts. So we shouldn't forget that there is right-wing Kurds, of course there is fascist Kurds, and I believe that every community is also fighting within the ranks these kinds of these kinds of tendencies. So I would like to just comment on a problematic generalization that we're talking about the Kurdish movement.
this is as a base for my question. We've been nowadays we have we are talking also on this conference about anti-capitalist movements and the inspiration that comes from Kurdistan. And there is a tendency, in fact, in describing all of this as been very possibly anti-authoritarian and bottom up, and somehow as if everything comes down from the from building up. Some of the speakers have talked about. Actually having some years of experience, especially in Rojava. So I want to know from one or two of the speakers, what is your view on what is the role of the PKK as a party which for years, based in Marxism, has built up this movement. And so also to understand maybe also your position on many speakers on these last 2 days vehemently rejecting Marxism, though it has actually led to what we are now seeing in the fruits of Rojava. Thank you. An wen richtet sich jetzt die Frage? Also wer soll diese Frage beantworten? Okay. Whoever feels like it. Okay. Wer will auf die Frage beantworten? Musst du die kindliche Abwehrung sehen? Wenn, wie... Es ist komisch. Das war eigentlich die andere Frage. Ich kann mal nach. Versuch mir das zu machen. Okay. Es ist so ein komisch. Ben öncelikle hani Marksizme yaklaşım konusu dün de tartışıldı. Yani bu konuda soruyu soran arkadaşın çok keskin bir belirleme yaptığını gördüm. Kürtistan Özgürlük Hareketi Marksizmi reddetmiyor. Kürtistan Özgürlük Hareketi'nin ilk ortaya çıkışında Marksist-Lenist bir hareket olduğunu ve uzun yıllar Marksizm-Leninizm'e göre bir çizgi sahip olduğunu, bu temelde bir mücadele yürüttüğünü ve bugün de geçmişindeki bu süreci, onun derslerine, onun ortaya çıkardığı kazanımlara çok büyük bir saygıyla sahip çıktığını belirtmek gerekiyor öncelikle. Marksizm'i... Marksizmi reddetmek söz konusu değil. Ama Kürdistan Özgürlük Hareketi'nin Marksizmi aşmak, onu günümüze uyarlamak gibi bir iddiası var. Marksizme sahip çıkmanın onu ortodoksça, bağnazca, sloganlar düzeyinde asla tartışmadan, asla değişen dönemlere, koşullara uyarlamadan sahiplenmek olduğunu düşünmüyor Kürtistan Özgürlük Hareketi. Ben kişi olarak da böyle düşünmüyorum. Marksizme sahiplenmek, onun ortaya çıkardığı kazanımları daha ileriye taşırmaktır. Ve Kürtistan Özgürlük Hareketi bunun çabası içindedir. Marksizm-Leninizm, dünya halklarının, ulusal kurtuluş mücadelelerinin daha ileriye gidişinde, gerçekten insan haklarının ileriye taşırılmasında, halkların bilinçlendirilmesi ve belli hakları elde etmesinde çok önemli bir rol oynadı. Ancak reel sosyalizmin çöküşüyle birlikte Marksizm-Leninizmin teorik formülasyonlarında, sorunlara getirdiği çözümlerde, Marksizmin özellikle kapitalizm yorumunda, ki çok derin ve geniştir, bazı şeylerin aksadığı, kadın sorununa bakış açısında yine bazı şeylerin aksadığı görüldü. Ve bu aksayan yanlara yeni cevaplar bulma çabasıdır Kürdistan Özgürlük Hareketi. Asla Marksizm-Leninizm'in ortaya çıkardığı gelişmeleri insanlığın özgürlük hareketine katkılarını reddetme, inkar etme durumu söz konusu değildir. Marksizm-Leninizm'e dönük eleştirel yaklaşımın odaklandığı bazı noktalar vardır. Örneğin Sayın Abdullah Öcalan savunmalarında şunu dile getiriyor. Marx'ın kapitalizmi çok güçlü
yorumladığını ama salt değer teorisiyle yaklaşmanın, açıklamanın yeterli olmadığını, kapitalizmin yorumlanmasına dair ortaya konulan görüşlerin sonuçta kapitalizm tarafından kendisini daha fazla güçlendirmek amacıyla kullanıldığını ifade etmektedir. Yine Marksizm-Leninizmin toplumları parçalara bölerek, sınıflara bölerek tanımlamasını yetersiz bir tanımlama olarak değerlendirmektedir. Sayın Öcalan, toplumlar tarihini esas olarak doğal toplum ile sınıflı toplum arasındaki bir mücadele tarihi olarak değerlendirmektedir. Bu anlamda da tarihsel materyalizmin toplumlara getirdiği yorumu tasvip etmemektedir. Doğal toplumun geçmişten bugüne aslında sınıflı toplumun yanı sıra varlığını sürdürdüğünü ve eğer kapitalizm ve onun öncelleri olan sınıflı yapılar, devletçi yapılar aşılmak isteniyorsa doğal toplumun yeniden canlandırılması gerektiğini savunmaktadır. Mesela Marksizmin bakış açısına göre kapitalizm daha önceki toplumsal sistemlere göre ileri bir aşama olarak değerlendirilir. Sayın Öcalan, sınıfların ortaya çıkışını, doğal toplumun alt edilmesini insanlığın baş aşağıya gidişinde, kadınların bir sömürge haline getirilmesini de başlangıç noktası olarak değerlendirir. Bu açıdan köleci toplumun doğuşunu Marksist-Leninist literatüre göre ilkel komünal toplum olarak değerlendirilen doğal toplumdan ileri bir aşama olarak kabul etmez. Çünkü doğal toplum sömürünün olmadığı, eşitliğin olduğu, bugün yeniden canlandırmaya çalıştığımız toplumun her açıdan kendi kendisini örgütleyip kendi kararlarını kendisi verdiği ahlaki politik toplumun yaşandığı bir sistem olarak görür. Bunu insanlık tarihi açısından değerli bir süreç olarak değerlendirir. Bu doğal toplumun doğal topluma karşı sınıflı toplumun ortaya çıkışının ifadesi olan köleci toplumu ve onun ardından feodal toplumu, Marksist literatüre göre tanımlıyorum ve ardından gelen kapitalist toplumu ilerlemenin ifadesi olarak değil, sömürünün derinleşmesi olarak değerlendirir. Bu anlamda da kapitalizmi diyelim bir kölecilikten daha ileri olarak değerlendirmez. Tam tersine hem kadının ezilmesi açısından hem genel olarak toplumların ezilmesi, sömürgeciliğin, baskının, sömürünün daha da gelişmesi ve derinleşmesi açısından bir derinleşme olarak değerlendirir. Yani bu örnekler çoğaltılabilir. Bu açıdan toplumları ele alışında farklılıklar vardır. Reel sosyalizm deneyinde ortaya çıkan sonucu bu değerlendirmelerin bir sonucu olarak vardığı bir aşama olarak değerlendirir Sayın Öcalan. Bu açıdan da bu teoride bazı noktaların değiştirilmesi gerektiğini ifade eden en önemlilerinden biri de kadın özgürleşmesine yaklaşımdır. Bugüne kadarki bütün devrimler kadınların kurtuluşunu devrim sonrasına ertelediler. Devrim süreçlerinde kadınlar kitlesel olarak devrim mücadelelerinde çok önemli roller oynadılar. Ve kadının kurtuluşu hep devrim sonrasına, iktidarın alışından sonrasına ertelendi. Ve bugüne kadar görüyoruz ki kadının kurtuluşu doğrultusunda, özgürleşmesi yolunda gerçekten köklü adımlardan söz edilemez. Sayın Öcalan bu konuda da Marksizm-Leninizmin yaklaşımından çok farklı bir yaklaşım içindedir. Toplum eğer
değiştirilip dönüştürülmek, özgürleştirilmek isteniyorsa bunun kadının özgürleşmesinden geçtiğini ve bunun ertelenmez bir görev olduğunu ifade eder. Bu açıdan da kadın özgürleşmesini bütün toplumun özgürleşmesi olarak ele alır, bunun devrim sonrasına ertelenecek bir görev olarak değil, devrimin ta kendisi olarak tanımlar. Yine devlete yaklaşım konusunda Marksizm-Leninizm'den gerçekleşen sosyalizmden, real sosyalizmden çok farklı bir bakış açısına sahiptir. Sayın Öcalan, devletleşmeyi hedefleyen hiçbir mücadelenin halklara, topluma gerçek anlamda özgürlüğü getiremeyeceğini savunur. Ne kadar ileri amaçlarla, ne kadar naif amaçlarla, hedeflerle yola çıksa da devleti hedefleyen bir mücadelenin sonunda sömürüyü, eşitsizliği doğuracağını savunur ve reel sosyalizminin, Sovyetler Birliği'nde ortaya çıkan reel sosyalizmin en çok çöktüğü yerde burasıdır. Ben temel olarak, çerçeve olarak bunu belirtmek istiyorum. Diğer arkadaşlar da belki katkılar yapmak ister. Bu açıdan da Marksizmin reddi ifadesini doğru bulmuyorum. Bu konuda Marksizmin ortaya çıkardığı gelişmeleri daha ileriye taşırmanın bir arayışı olarak değerlendirmek, bu paradigmayı böyle yorumlamak daha gerçekçidir. Teşekkür ediyorum. Okay, hello? Am I heard? Okay, does it work? Wir sammeln noch ein, zwei Fragen und dann ist, also wir sind schon über die Zeit und... Yeah, okay. As soon as my microphone is working, does it work? Probably. Oh yes, okay. something can be heard. Also noch zwei Fragen, right. Dann machen wir Schluss. I have one. That's great, I only have one. As you may guess, I'm asking my question in English. Bitte bisschen lauter, bitte. Come again? Please. Okay, louder. No problem. As you may guess, I'm asking my question in English. And it's most probably addressed to Dilar Dirik. The question is very simple. Do you know and are able to share any example of a Western feminist group being actually inspired by genealogy and Rojava feminist praxis? Thank you. May I have your email, please? Die Frage ist also beantwortet? Okay. I promised it's being simple. Okay. Also ich soll schon mal was ankündigen, und zwar wird es um 7:15 hier ein Konzert geben mit kurdischer Musik, und wir sammeln jetzt noch eine Frage, die allerletzte Frage. C'è un'altra? Tocca a me? Allora, la domanda è in italiano e la domanda è per Nathan sulla famiglia. E mi dispiace, ti disturba. La domanda sulla famiglia è, hai detto che adesso è un momento che si stanno un po' allentando le maglie della famiglia tradizionale, cioè hai raccontato bene o male come funziona, e che state decidendo quali modelli alternativi poter applicare, vedere come risolvere questo problema che è proprio inerente dentro la famiglia. Volevo chiedere qualcosa di più sui modelli che state valutando e se avete pensato a una sorta di clan matriarcale, cioè di mettere un attimo da parte il potere paterno all'interno della famiglia, proprio sui figli, che è il presupposto della famiglia tradizionale. Passo.
soruyu ama just one second. Also eigentlich ist die Fragerunde längst beendet. Ich sehe immer noch Hände, aber also es wird keine Fragen mehr geben. Can I? Shall I answer? Actually, I wasn't only talking about the traditional family, first of all. I was talking about the modern nuclear family. Yeah, that's the focus of criticism. Okay, and actually, that's the Kurdish freedom movement. When it talks about democratic family, it's a little bit abstract right now, right? On the ground, there are specific problems that they need to address quickly, like polygamy, like increased divorce rates. But when women divorce, they are not included into another community or they are not protected, but it ends up making life even more difficult for them. Stuff like that, you know, that we all deal with. All feminists deal with on the ground, right? These are problems that we all deal with. But when I think of alternative in a more concrete way, I think about the experience of the Kurdish movement itself, which is the kind of bonds and intimacies that the movement has developed throughout its history. Equalities based on friendships, loyalties, intimacies, values, and it has actually a whole everyday vocabulary, which is being more and more disseminated in society. Ethics of friendship, ethics of relationships of truth, things like that. But it is disseminating to society, and I think of these kinds of intimacies being multiplied when I think of a concrete change within family, outside of family, but new alternative intimacy, imagination of intimacies, ethics of intimacies. Is that okay? Ja, also wie schon vorher angekündigt, um 7:15 geht es hier weiter mit dem Konzert. Ich danke euch auch für eure Geduld.